7-13 Haziran haftası Koç burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyifle geçiyordur. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam günlük yorumlarımı da takip edebilirsiniz. Evet, bu hafta koşullar sizi yorabilir. Sabırsız ve düşünmeden hareket etmeniz aksiliklere ve hayal kırıklıklarına sebep olabilir. O yüzden attığınız her adımı çok iyi planlamanız gerekiyor. Tahminli hareketler edip işinizle alakalı her şeyi gözden geçirmeniz lazım. Eğer kurumsal büyük bir firmada çalışıyorsanız sizin arkanızda oyunlara dikkat etmemiz lazım. Devlette çalışıyorsanız çevrenizdeki insanların dedikodusuna iftiraya kalabilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız maddi olarak yaşayacağınız sorunlar sizi yıpratıp kasabilir. O yüzden plansız bir haftaya geçmenizi uygun görmüyorum. Parasal anlamında da yapacağınız hatalar sizi boşluğa, borca ve kendinizi zora sokabilir. Bu hafta planlarımızı, programlarımızı ona göre yapalım. Ne yapıyoruz Koç burçları? Dikkatli bir haftaya girmemiz lazım, dikkat etmemiz lazım, dikkatli kararlar vermemiz lazım. Ortaklı iş planınız varsa bile bu haftayı geride bırakıp yani Haziran 20'den sonra ortaklı yapacağınız işleri daha doğru şekilde çözmeniz ve size doğru noktaları gösterir. Bu ani kararlar maddi kayıp yaşamanıza sebep olabilir. Kendi işini yapanlarda biraz maddi krizler ve parasal evrede zorluklara girebilirsiniz. Uzun süredir ailenizle alakalı yapmak istediğiniz bir yatırımı erteleme gibi durumumuz söz konusu olacak. Haziran 22'den sonra bu yapacağınız yatırım size gayet keyif ve güzel verecek olarak gösteriyor. Eğitim hayatınızla alakalı uzun süredir yarım bıraktığınız ve olmasını istediğiniz planlarla ilgili inanılmaz güzel oluşumlar yaşanacak. Yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evrak ya da yurt dışına gitmek istiyorsanız bunlarla ilgili çok güzel altyapılar oturtup gerçekten yurt dışı kapılarınızda hakim kılacaksınız. Özellikle bu ara spor yaparken kendinizi sakatlayabilir, zora sokabilirsiniz. Lütfen spor yaparken dikkat etmenizi, zarar görmemenizi istiyorum. Ve şöyle söyleyeceğim, ailevi noktalarda yaşayacağınız bazı krizleri de yavaş yavaş toparlamaya ihtiyacınız var. Bu ara aşk konusunda gayet şanslısınız. Bu şans evresini doğru oturttuğunuzda güzel aşk ve hayat arkadaşınıza doğru ilerleyeceksiniz ve duygularınız güzel noktalara erişecek. Evli olanlarda fevri davranışlar ve incitici sözler söz konusu olacak. Lütfen mümkün olduğu kadar evdeki eşimizi kırmayalım. Özellikle eşiniz çalışıyorsa bununla alakalı iş noktası ile ilgili beklediği bir yenilik var. Bu yenilik haneye maddi olarak da büyük bir destek getirecek olarak söz söyleyebilirim. Bu hafta özellikle kendi alanınızla ilgili yapmak istediğiniz seyahatleriniz söz konusu. Kafayı dinlemek, tatil yapmak, enerjinizi değiştirmek istiyorsunuz. Özellikle deniz enerjisini almak istiyorsunuz ama memleket ya da ailenizin memleketle ilgili çözmesi gereken toprak arazi konuları söz konusu olacak. O yüzden şu ara evet deniz seyahatini yapacaksınız ama şu ara değil. Bir de biraz daha bunun vakti var. Gayet güzel bir şekilde gideceksiniz diyorum. Sağlık olarak kulak burun enfeksiyonlarınız, baş ağrılarınız, migren ağrılarımıza dikkat edeceğiz. Ve uzun süredir yeni işe girmek ve yeni iş arayışının içerisinde olan koç burçları için güzel fırsatlar kapıda değerlendirmenizi hayırlı ve aydınlık olarak görüyorum. Bu ara rüyalarınız, hisleriniz yani sizi yanıltabilir. Bu ara rüyalarınıza ve hislerinize önem vermenizi istemiyorum. Sabahları mutlaka Ayetel Kürsü ve Nas Felak okuyun. Çünkü son zamanlarda gereksiz hatalar yapmaya başladınız ve bu gereksiz hatalar sizi incitmeye başladı. Özellikle de sınavınız varsa, üniversite sınavına hazırlanıyorsanız bunun altyapısı için çok doğru ve güzel bir süreç. Enerjinizi toparlayın, kendinizi ihmal etmeyin. Eğer bir elektronik cihazlarla alakalı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evinizde elektronik eşyalarda aksilikler söz konusu olabilir. Dikkat edin. Yani evdeki elektronik eşyaları bir bakıma alalım. Elektrik tesisatınız, buzdolabınız, aplikleriniz, her şeyde bir değişmesi gereken noktalar söz konusu olabilir. Bir de uzun süredir toprak ve arazi satmak isteyen bazı koç burçları için güzel bir teklif var. Değerlendirdiğinizde iyi bir kazanç elde edeceksiniz. Devlette sınavınız ya da devletle ilgili mülakatınız varsa olumlu ama araya mutlaka bir devreye birini sokmanız lazım. Devreye sokulduktan sonra iş kapınız aydınlığa girecek değerli koç burçları.
Özellikle akademisyen, mimar, tasarım alanında bazı koçluk için güzel fırsatlar var Koç burcu için. Bunları değerlendirebilir, kendi alanınızda üretimlere hakim kılabilirsiniz. Toprak ya da tarım üzerinde uğraşan bazı Koç burçları için de toprağınızla ilgili radikal karar verip yeri büyütmek, daha farklı işler, toprak işleriyle uğraşmak isteyebilir. Bunlar kazançlı noktada. Ailenizde çocuklarınızla ilgili, eğitimiyle ilgili korkularınız varsa çocukların eğitim ve enerjisi gayet başarılı. Siz kendinizi yıpratmayın. Yeterli diyorum değerli Koç burçları. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.